Ulemaya muhabbet, Kur'an-ı Kerim'e muhabbettir. Düşmanlık da yine Kur'an-ı Kerim'e düşmanlıktır. Bir köşeye oturmuş, mürit çoğaltmak için kadınlara ve çocuklara el veren, kendini aziz ilan eden kimi ulema mensuplarından bahsetmiyorum. Ahalinin aziz görmesiyle aziz olunmaz. Kim ki izzet ve şeref istiyorsa, bilsin ki izzet ve şeref Allah-u Teala'nındır. Ulemadan bir zat talip olmalı, matlup olmamalı. Av olmalı, avcı olmamalı. Fakir olmalı, zengin olmamalı. Kul olmalı, sultan olmamalıdır. İşte bunlar ebedi saadetin sermayesidir. Ve hakka kavuşmaya sebeptir. Aksi ise külliyen talihsizliktir. Hoş geldiniz benim padişahım. Sefalar getirdiniz. Ahizade Efendi'nin idamı hakkındaki fikirlerin malum. Şeyhülislam Yahya Efendi'nin fetvasına rağmen fikrin değişmediği gibi şerh koymuşsun. Bu hatalı iştir demişsin. Eksik söylemişler benim padişahım. Hatalı değil. Alenen zulümdür bu. Tasdik edip bu zulme ortak olmam dedim. Abdülmecit Efendi, sen benden korkmaz mısın? İyi bilin ki padişahım, Allah dostlarına korku yoktur. Onlar üzülmeyeceklerdir. Canına susamışsın sen. Götürün bunu zindana. Vurun boynunu. Sivas Efendi! Sivas Efendi! Allah rızası için yardım et! Kızım öyle yavrum! Kızım öyle ya! Telaş etme kızım. Nesi var Sabine? Bazen böyle fenalaşır. Nefes alamaz. Bu halden kurtulamaz. Kendine geldiğinde hiçbir şey hatırlamaz. Söylenen sözleri anlamaz. Huzuruna geldim. Allah rızası için bir hayır duasında bulun. Müsaadeniz olursa padişahım. Sivasi dergahından ne istenirse geri çevrilmez. Bismillahirrahmanirrahim. Şükürler olsun. Kerametti. Sivas Efendi.
için dua et canım. Bana değil kızım. Rabbimize dua et. Allah razı olsun.